Bu kez işin saha tarafını, deprem bölgeleri tarafını konuşacağız. Bu afet neden bir felakete dönüştü? Evet, yaşadığımız bir felaket ama bu felaketin kaynağı biziz. Yani insanlar, pek çok felakette olduğu gibi doğal bir olay, bir afet. Kıtalar yüzyıllardan beri hareket halinde ama ortaya çıkan felaketin sebebi biziz. Nerede hata yaptık? Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden doktor öğretim üyesi Fırat Soner Alıcı hocamıza soracağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nevi Bey, teşekkür ederim. Şimdi depremin üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Hala enkazlardaki çalışmalar da sürüyor. Moloz yığınları kaldırılıyor ama ortada büyük bir afet, büyük bir felaket var. 43 binden fazla can kaybı, daha da artmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bugüne kadar gördüğünüz görüntüler, yapılan incelemeler, yaptığınız incelemelerde nasıl bir sonuca vardınız? Deprem nasıl böyle bir felakete dönüştü? Öncelikle geçen bağlantılarda ifade ettiğim gibi tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Ben deprem bölgesinde 2 ay daha çalışması yapmak üzere farklı tarihlerde bulundum, 3 ila 4 gün arasında. Hem birebir kendi gözlerimle yaptığım gözlemler hem de diğer akademisyenlerin yaptığı gözlemler neticesinde diyebilirim ki 99 depreminden sonra görüntülerde gördüğümüz bina yıkılma sebeplerinin aynısını yaklaşık 23-24 yıl sonra benzer bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada temel farklı nedenler mevcut. Burada temel neden, o bölgeyi düşünürsek, iyi bir mühendis hizmeti almamış yapılar, deprem yönetmenine uygun olmayan, özellikle bu taşıyıcı sistemleri, belirttiğimiz sistemlerin detaylandırılması, buna müteakip denetim mekanizmasının tam istediğimiz şekilde çalışmadığı aşikar. Çünkü hocamızın da geçenlerde dediği gibi 99 depremindeki o görüntüleri tarihlerini kapatarak göstersek, sanki bu depremde olmuş gibi görürsünüz. Tabii. Aynı şekilde bu depremdekileri göstersek çok sanki bu depremi gibi göreceksiniz. Yani bazı şeyleri maalesef hep ders çıkartacağız dememize rağmen bazı şeyleri düzeltemiyoruz. Bu hem mühendislik seviyesinde, hem denetim seviyesinde, hem idari seviyede kontrolde maalesef bunu gerçekleştirememişiz. Dediğiniz çok doğru. Görüntüler net olmasa, yani 99'da ne gördüysek aynısı. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Kentler hazırlıklı değilmiş depreme, afetlere. Aslında bunu zaman zaman konuşuyorduk. İzmir'de deprem olduğunda, Malatya sallandığında, Van sallandığında, en son Düzce'de bir deprem olmuştu Kasım ayında. O zaman ne güzel ders çıkartmışız diyerek övünüyorduk, hatırlarsınız. Ama bu depremi gördüğümüzde çok da övünülecek bir tarafı olmadığını gördük işin. 39 yılında Erzincan depreminde 33 binden fazla insan, yıl 2023 6 Şubat tarihindeki depremlerde 43 binden fazla can. Yani hocam kentler, yapılar niye hazırlıklı değil? Sizce sadece yıkılanlar eski yapılar mı? Deprem yönetmeliği bir şeyleri değiştirdi mi? Yani yeni yapılardan da yıkılanlar oldu ama çoğunluğun eski yapıları olduğu söyleniyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi şöyle, biz afeti genelde afet sonrası yapacağımız hazırlıklar üzerine. İşte diyoruz ki yardım kurtarma konusunda iyiyiz. İşte yardımlar etme konusundayız. Ama aslında bu afet sonrası yapılması gereken önlemler. Esas kısmı afet hazırlık. Sizin de belirttiğiniz gibi. Hani bu binalarımızın aslında şöyle bir idarenin kontrolünde hızlı bir şekilde, eğer o bölgede deprem riski varsa, o bölgede yapısı değilse, bunu planlı bir şekilde ya hızlı bir şekilde, vaktimiz varsa işte yeni teknikler, dün de konuşuldu hocalarımız, işte güçlendirme, hızlı bir şekilde bazı binalara güçlendirme yapılabilir. Güçlendirme yapılamayacak binaları yıkılarak ivedilikte yerlerine uygun bir şekilde, yeni yönetmeliğe uygun, bu deprem riskini karşılayacak dayanıklı binalar yapılabilir. Ama biz maalesef afet planlamada, yani gerekli önlemi almada gerekli reaksiyonu bir şekilde gösteremiyoruz. Yani bunun farklı nedenleri var. 5-6 sebebini sayabiliriz. Ama bunu da dediğim gibi denetim mekanizması burada önemli. Yani bu mesela bu dediğiniz gibi son 3-4 yıllık, 5-6 yıllık binaların yıkıldığını da gördük. Hani 20-25 yıllık, 30 yıllık binaların yıkıldığını da gördük. Yani çoğunluğa baktığımızda ya mühendis benim sahada gözlemlediğim, ya mühendis hizmeti almamış binalar, eski binalar, yeni binalarda az olsa da yıkılma gördük. Yeni binalar neden yıkıldı sorusu
hep soruluyor. Yani burada şu var. Şimdi baktığınızda eğer o yeni binaların ruhsatı, iskanı, tapusu varsa aslında siz idare size şunu diyor. Yani siz o tapuyu alarak benim bu yeni yapılan bina deprem yönetmenine uygun, aynı şekilde yapım aşamasında denetlendi ve size de bu şekilde bütün onaylardan geçtikten sonra veriyoruz diyor. Ama bakıyorsunuz bu depremde öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi bununla ilgili detaylı incelemelerin de yapılması lazım. Yani son 5-6 yılda, 10 yılda yapılan binalar neden bu depremlerde yıkıldı? Bizim ana hedefimiz olan yıkılmasın, hasar alsın ama içindeki vatandaşlarımız canlı çıksın, herhangi bir can kaybı yaşanmasın, hedefimiz neden sağlanmadı? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Bunların da yapılan hem idari hem hukuksal boyutta sonuçları çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani bu adımları da düşünüp eğer nerede eksik yapıldıysa bunları da gerçekten cesaretli bir şekilde önlem almamız, bundan sonra yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu zemin konusu var. Hem zemin kötü, binalar kötü. Yani biri iyi olsaydı sizce sonuç bu kadar felaket olur muydu? Yani aslında şöyle, sırf zemine bağlamak yanlış. Çünkü eğer gerçekten zeminde bir taşıma kapasitesi eksikliği varsa bunun mesela o da bir denetleme mekanizması. Bunun işte gerekli araştırmalar yapılarak diyecek ki bu binanın zemin taşıma kapasitesi yok ama illa buraya yapılacak deniyorsa o zaman zeminde iyileştirmeler yapılarak yapılabilir. Hani dün de konuşuldu, hani yumuşak zemin aslında çok beklediğimiz gibi bu tarz büyük depremler çok kötü sonuçlar doğurmayabiliyor. Ama burada sorun olan bu zemine uygun hesaplamaların yapılmayıp binanın da uygun yapılmaması. Yani yüksek katlı binalar değil mi hocam mesela? Kötü demek yanlış. Ya da her yıkılan binada kolon kesildi demek de aynı paralellikte, o da yanlış. Çünkü bizim aslında baktığımızda hep o altı dükkan olan, diğer katlara göre kat yüksekliği fazla ve bizim mühendisler olarak, yumuşak kat olarak nitelendirdiğimiz o katta genelde yıkılmalar mevcut, gözlemlediğimiz bina zemin kat üstüne. Onu da eğer taşıyıcı sistemde yeterli yedekleme kapasitesi yoksa hatta birinci, ikinci katın üstüne de yıkılmış. Ve hatta tüm katlar birbirinin üstüne de yıkılıyor çünkü bizim kolon diye tabir ettiğimiz dikey taşıyıcı elemanların yeterli kapasitesi yok, yeterli detaylandırması yok deprem yönetmenine göre. Bu tarz hani 50-60 yılda bir yaşayacağımız çok yüksek, çok büyük depremlerde yapının aslında biz kullanım ömrü boyunca bu tarz depremlerde dayanıklı olsun. Eğer öngörülemeyen bir şey olursa da yıkılmasın, ayakta kalsın ama hasarlar alabilir, sorun değil. Özellikle binaların üzerinde konuşuyorum. Yani bu şekilde tasarlıyoruz ama burada baktığımızda bu deprem yönetmeninde uygun bir yaklaşımla tasarlanmadığı ortada yıkılan binalar. Şimdi diyeceğiz malzeme kalitesi zaten hiçbir şeyden emin olamıyoruz. Diyoruz ki iyi bir mühendis hizmeti almış olsun, tamam, denetim mekanizması iyi mi? Ama şuradan emin değiliz, iyi bir mühendis hizmeti aldı mı? Tamam aldığını farz ettik, bu sefer malzeme nasıl? Çoğu o bölgede 2000-2005 arasına kadar hazır beton kullanmamış mesela. Bu da bir büyük handikap, büyük bir soru işareti. Samandağ sahilinden kum çekilmiş hocam ya. Efendim? Samandağ sahilinden kum çekilmiş. Tabii ki, tabii ki. Yani el karması beton. Yani özellikle işte bizim beton içerisinde istemediğimiz agrega kullanmışlar, ufak taşlar. İşte çimento nasıl kullanılıyor? Çok suyla yapılıyor muhtemelen. Çünkü biz su oranını yüksek dayanım için daha düşük istiyoruz. Yani bunun gibi hani çok farklı alanlar düşündüğümüzde, detaylı baktığımızda hiçbir şeyden emin olamıyoruz. Yani diyeceğiz malzeme kalitesi var, mühendis hizmeti almadı o zaman ama hiçbiri tam değil. Şimdi böyle baktığımızda bunları irdelemek gerçekten hani çok detaylı iş gerektiriyor ama bundan sonra yapılacak şey yani bir işte bir arsam var, ben bir gideyim işte kafama göre bina yapayım, bu bir kere olması gerekiyor. Bunun yanında yani müteahhitlerin, yani bireysel konuda düşünüyorum, çok sayıda iyi iş yapan da vardır içinde. Ama bu denetim mekanizması, şimdi denetim firmaları havuzdan seçiliyor, işte bağımsız olarak geldiği düşünüyor ama bu biz merkezde böyle düşünüyoruz ama Ankara'nın dışına çıktığımızda Anadolu'nun çeşitli illerinde, çünkü küçük illerde bu işi yapan ya da kapı arkasında denetim firması müteahhitler de var. Yani bunlara da rast geldik. Yok dersem çok doğru söylemiş olmam. Yani bunları çok detaylı araştırmak lazım. Yani her şey onaylandı. İşte bakıyorsunuz müteahhit tamam binası yıkıldı ama diyor ki benim her şeyim onaylı. Projem onaylı, ruhsatım var. İnşaat ruhsatımı almış, oturulabilir. İskan almışım, tapuyu da
çıkarttırmış ve tamam o zaman benim binam idarenin tüm yaptığı şeye uygun, neden yıkıldı? Bilmiyorum yani, her şey uygundu diyebilir. Yani şimdi burada da hukuksal olarak ne yapılması gerekiyor? Bunu biraz hukukçuların düşünmesi lazım ama burada biz mühendisler olarak şunu düşünüyoruz. O zaman burada teknik anlamda, idari anlamda, yani denetim anlamda büyük eksiklikler var. Yani ne bina sağlam, ne zemin, ne kullanılan malzeme. Dediğiniz gibi tek bir taraftan böyle eli tutulur bir yanı yok. Yani yok yani, bir taraftan emin olamıyoruz hiçbir şekilde. Anladım, yani anladım zemin hocam. Burada düşünebileceğimiz en son şey, çünkü yani o zemini zaten o binayı yapabiliyorsak şunu düşünmemiz lazım. Yani o hesaplamaları yaptı. Yani zemine uygun hesaplama yapmak da çok zor bir şey değil. Yani zaten hani ekstrem bir durum olmadığı müddetçe, zeminde kapasite kaybı, yani taşıma kapasitesi çok düşük olmadığı müddetçe oraya yapılacak iyi bir mühendislik hizmeti görmüş bina zaten bu şekilde tuzla buz olmaz ya da kat kat üstüne binip insanları orada can kaybediyet vermez yani. Burada bir sorun var. Hasar alır, ağır hasar alır ama yıkılmaz. Yani onu söyleyebilirim. Hmm, İyi bir mühendislik anladım. Hizmeti ve denetimi aldıysa. Şimdi bizim için mesela işin dışında olanlar için fay hatları üzerine bir bina inşa etmek çok böyle zor gibi geliyor ama Japonya örneği var. Ve hatta Japonya'ya gitmeye gerek yok. Kahramanmaraş'ta görmüşsünüzdür. Züccaciye mağazasında tabaklar bile düşmemiş. Evet. Sapasağlam duran binalar var. Demek ki mühendislik teknikleriyle, mühendisliğin becerileriyle evet, sağlam binalar yapılabiliyor baktığımızda. Şimdi bu doğru, yüksek kat bina meselesini soracağım hocam. Adana tarafında çöken bir bina, Alpergün Apartmanı. 70 evet, kişiye mezar oldu sanırım. Diğer binalar sağlam. Adana'da pek çok böyle yüksek katlı binalar var. Yıllar önce gittiğimde bana çok böyle farklı ve güzel gelmişti, düzenli gelmişti site şeklinde bir oluşum. Ama oranın öyle çok da sağlıklı bir yer olmadığı söyleniyor işin uzmanları tarafından. Bu zemine yüksek katlı binalar yapılmış. Mesela böyle bir zeminde düşük katlı binalar olsaydı hasar böyle olur muydu? Yüksek katlı binalar yani yapılabilir mi, nerede yapılabilir? Doğru. Yani burada mesela yumuşak zemin hani normalde seçilecek. Ekonomik olarak baktığımızda hani düşük katlı bina yapmak daha doğru. Çünkü burada daha basit mühendislik çözümleriyle daha yönetmeliğe uygun minimum detaylarla geçilebilir. Ama şimdi madem buraya yüksek kat yapılıyor ki yumuşak zemin yüksek katta, çünkü yapının da bizim dediğimiz doğal titreşim periyotları yüksek. Bu tarz yumuşak zeminlerde eğer bir deprem olduğunda yüksek ivme gelebiliyor bu tarz uzun periyotlarda. Bunu detaylandırması lazım. Ben o bölgeyi de çok sık gidip geldiğim için şöyle bir şey diyebilirim. Adana bölgesinde dediğiniz gibi çok yüksek katlı bina var ve bunların çoğu narin diye nitelendirebileceğimiz yapılar. Yani bu ne demek? Bir dikdörtgen düşünelim. Bir dikdörtgenin kenarı diye iki kenar birbirine yakınsa kare oluyor. Bu bizim beklediğimiz. Hani her iki yönde de bir asimetri olmayan bir bina. Ve hani baktığımızda bu deprem sırasında iyi bir tasarlandıysa ekstrem bir davranış göstermez. Çok iyi bir davranış gösterebilir diyoruz, iyi bir mühendislik hizmeti aldıysa. Ama bunun haricinde dikdörtgen bina, bir kenarı diğer kenarından oldukça kısa. Baktığınızda bir tarafı geniş, diğer tarafı ince, oldukça narin gözümüze gözüken bir bina. Böyle olduğu zaman da ben aklıma hep şunu getiriyorum, acaba iyi detaylandırıldı mı? Çünkü burada binanın eğer kısa kenar olup kat planını düşünürsek, dikdörtgenin kısa kenarının olduğu doğrultu bizim için çok zayıf. Ve bu zayıf doğrultuda iyi bir detaylandırma yapıldı mı? Yani kolonlar, perde duvarlar, özellikle kolon kiriş birleşimleri, kolonlardaki işte bizim o katların kat üstüne binmemesi için olan sıklaştırmalar, etriye diye detaylandırdığımız donatılardaki sıklaştırmalar yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunları iyi takip edilmesi lazım. Eğer Adana'daki bina yeni yapıldı, yani hazır beton kullanıldığını düşünüyorum. Malzeme de çeliğin, donatının da iyi olduğunu düşünüyorum. Ben orada mühendislik hatasının, yani iyi bir mühendislik hizmeti yapılmadığını ve aynı şekilde denetim mekanizmasının iyi çalışmadığını düşünüyorum. Yani denetim şu anda projeyi iyi denetlemek gerekiyor. Bunun haricinde uygulamada, belki uygulamada gözden kaçan bir şey oldu. Hocam yani peki sadece incelemeler ortaya çıkacaktır. İncelemeler devam ediyor. Dediğiniz gibi deliller de toplanıyor. Peki sadece müteahhitleri gözaltına almak yeterli mi? Binayı müteahhit yapar da bunun daha birçok personel tarafı, denetim tarafı, kontrol tarafı var. Tabii. Yani şimdi müteahhit ekran önemli. 99'da doğdu. Müteahhitleri içeri aldılar, sonra dışarı çıktı. Yani şimdi şöyle bir durum var. Müteahhit bu inşaata başlarken bir sürü izin alıyor. Şimdi
Diyor ki zemin raporunu yaptırdım. Biz bu zemine inşaat yapılabilir. İnşaat ruhsatı alıyorsun. E sonrasında proje çiziliyor. Bu projeyi onaylayan idare mekanizmalar var. Bu proje onaylandıktan sonra yapılırken işte her kat beton atılmadan geliyor. Proje uygunluk denetleniyor. Onay verildikten sonra beton atılıyor. Beton döküldükten sonra dökülme esnasında betondan numuneler alınıyor. Onlar aynı koşulda, şantiye koşullarında işte kürleniyor. Ona göre ondan sonra da bağımsız laboratuvarlarda betondan alınan, yani istenen davranış mukavemet var mı test ediliyor. İşte bunlar bina bitene kadar devam ediyor. Sonrasında da buna yapı ruhsatı veriliyor. Yani son bir kontrolden sonra. Şimdi böyle baktığımızda tek bu durumdan sorumlu müteahhit demek bence bu işin kolaya kaçma yönü diye düşünüyorum. Yani burada bu işi denetim mekanizmasına onay verenler acaba bunların neye bakarak onay verdi? Yani deprem yönetmeni yapıldığını düşünerek nasıl onay verdiler? Bunları da sorgulamak gerekiyor. Yani müteahhiti bulmak, tek kişi bulması kolay, sorumluluk yapmak kolay. Ama burada eğer denetim mekanizması ise inşaat yaparken o zaman inşaatı durdurun. Müteahhite suç duyurusunda bulunun. İnşaat devam etmesin yani. Bu kadar basit. Kimse içinde de oturmaz ya da gerekli şeyler olmazsa yıkılır o inşaat aşamasında. Doğru, doğru. Sadece suçlu müteahhit değil. Sonuçta buranın bir yapı denetim firması var. Evet. Belediyeden alınan izinler var. Yani var ki var hocam. Şimdi şu izolatör meselesinin için görüşünüzü merak ediyorum. Sonrasında rezonans meselesi var. Bunlar tam hesaplanmamış mı? Bir örnek var. Japonya'da yıkılan bir köprü rezonansa giriyor ve sallantıyla yıkılıyor sonuçta. Bir de bu mesele nedir? Şimdi şöyle, son saha çalışmamda, saha ziyaretimizde de bu izolatörlü devlet ve şehir hastanelerini gezme şansımız oldu. Yani şöyle bir durum var, izolatörün temel amacı, yani ilk şu anda Türkiye'deki kullanım alanı, hani deprem sırasında ve sonrasında kullanım öncelikleri. İşte bunların başında hastane geliyor, çok önemli afet sonrası. İşte devlet binaları var. Ama şu anda zorunlu olarak hastanelerde tutuluyor. Hem devlet hem şehir hastanesinde. Bunun esas mantığı, hani bizim zemindeki sarsıntıyı binaya olabildiğince az şekilde geçirip aslında katlarda oluşabilecek sarsıntı. Bunun da temel nedeni, temel fizik derslerini hatırlayacağımız ivme. Bu ivmeyi azaltmak, yani izolatör de bunu sağlıyor ki biz deprem sırasında üst katlarda bu ivmeyi daha az, yani titreşimi daha az hissedelim. Hem hastane ise zatlar daha az etkilensin, hastane operasyonel kalsın. Bunlar düşünülüyor. Şimdi gündemimizdeki en büyük sorun da konutlara uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Ama her yapıya, yani inşaat aşamasındaki her yapıya uygulanması uygun değil. Mesela çok yüksek katlı binalara uygulanmaz. Bunun uygulanabileceği yapılar, yani iki tip izolatörü düşünürsek daha düşük katlı ve geniş oturma alanına sahip yapıların uygulanması daha doğru. Yani hastanelerin o geniş alanları gibi. Evet, yani daha geniş ve daha düşük katlı olursa uygulanması daha makul. Çünkü çok yüksek katlı ve oturma alanı az olan binaları uyguladığımızda da bu sefer farklı problemlerle oluşuyor. Yani izolatör tasarımında. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden hastane, devlet kurumları, bunlar şu anda öncelikli. Şu anda bir de şunu düşünüyorlar. Acaba konutum var, sonradan ben bu izolatörü konutuma yerleştirebilir miyim? Bir kere bunun baktığınızda 20 yıldan daha yaşlı binaları yapılamıyor. Bunu izolatör firmaları da görüşebilirler. Bir de beton kalitesinin belli bir seviyede olması gerekiyor. Bir de izolatör katı yapılabilmesi için apartmanın bir bodrum katına sahip olması gerekiyor. Ama bu işlem kolay bir işlem değil. Kolonlar kesiliyor, bina belli süre askıya alınıyor, bu izolatörler yerleştiriliyor. Hani olabilir, yapılamaz değil. Ve orası onu boş oluyor değil mi hocam komple? İzolatör ait yani oluyor sadece. Buna göre mimari çözümler üretilmesi gerekiyor. Yani baktığım, hani bu hareketi sağlayacak, hani bir tarafında dolu duvar var, işte bir tarafında toprak senin, kot farkı var. Bina hareketini engelse bunu yapmak çok doğru gerekiyor. Aradan yapılmış bir binaya bunu uygulamak uygulanabilir ama bazı özel durumlar gerekiyor. Yeni yapılan binalar içinde dediğim gibi çok yüksek katlara gerek yok. Çünkü zaten izolatörün bize sağladığı o az ivme almayı, uzun periyotta salınım yapmayı zaten çok yüksek katlı binalar sağlıyor. Ama 4 katlı, 5 katlı, 8 katlı, hani 10 katlı da diyebiliriz. Bu binalara eğer oturma alanı genişse uygulanabilir. İki farklı izolatör tipi var. İşte kauçuk
izolatörler ya da şehir hastanelerde son yıllarda kullanılan sürtünme tipi sarkaç izolatörler mevcut. Hani bunların ikisi de dediğimiz gibi deprem sırasında iyi performans göstermiş. Mesela Malatya Battal Gazi Hastanesi'ne ziyaret ettik. Çok iyi bir uygulama. Yani diğerlerinde de uygulanmış ama Battal Gazi Hastanesi'nden mimari detaylarla hem de izolatör detaylarıyla şunu gözlemledim. İkinci deprem sırasında hastanede ameliyat yapılıyormuş ve ameliyata devam edilmiş. Hatta eczane deposu var hastanenin içerisinde. Herhangi bir ilaç da devrilmemiş. Yani baktığımızda bu bizim için operasyonel kaldığını göstermesi. Yani ufak tefek duvarda çatlaklar var. Ama onlar hiçbir şekilde operasyonel olmasına engel değil. Yani çok ufak tefek, normalde bile sıcak soğuk farkına ulaşabilecek çok küçük boyutlu çatlaklar. Diğer taraftan Maraş'taki o sorduğunuz üçcacının olduğu bina, o da çok bir tartışma konusu. Yani şu durum var. Biz normalde bu tarz yüksek binalarda, işte yüksek bina deyince 10 kat üstüne artık düşünebiliriz. 10 kat, 20 kat, 30 katlı binalarda. Hani bunu konvansiyonel kiriş kolonla geçmek çok doğru olmuyor. Bunun içerisinde perde duvar dediğimiz daha uzun boyutlu taşıyıcı elemanlar kullanması gerekiyor. Yani adı üstünde duvar ama betonarme şekilde yapılmış duvar. Tuğlayla falan örülmüş bir duvar değil. Bu şekilde perde duvar ve kolon kirişle hibrit bir taşıyıcı sistemle yapılması gerekiyor bu tarz yüksek binaların. Ya da diğer bir kullanılan yöntem tünel kolon. Onda da neredeyse hemen hemen her taşıyıcı sistem perde duvar şeklinde düşünebiliriz. Eğer bu tarz binalar iyi bir mühendis hizmeti alındıysa, ki alındığını düşünüyorum çünkü bu tarz binaları tasarlarken diğer 5-6 katlı binalar kadar çok kolay bir detaylandırma yapamıyorsunuz. Çok farklı kontrolleri var. İşte deformasyona bakılıyor. Deprem sırasında çünkü üst katlarda çok fazla deformasyon gözlemlenebilir. Çok yüksek binalarda. Eğer çok fazla deformasyon olursa ne olur? İşte cam kenarları çatlar, doğramalarda sıkıntılar olabilir. İçerisinde yaşayan insanlar çok tedirgin olabilir. Çok fazla deform olursa elemanlar hasar görmeler. O yüzden bunları minimize edici bazı önlemler gerekiyor. Özellikle perde duvar kullanımı yüksek katlarda oturma alanına baktığımızda kat planına daha yüksek oranda oluyor. Şimdi bu Maraş'taki binada yüksek ihtimal hem doğru zeminin etkisine de bakmak gerekiyor. Belki bodrum katı var. Bodrum katı çepeçevre perdeyle sarılı. Yüksek ihtimal titreşimi daha düşük bir şekilde o dükkana iletilmiş. O dükkandaki işte tabaklar ya da daha fazla cam eşyalarda o titreşimden az etkilenmiş. Ama dediğim gibi onun biraz hem zeminine hem de binanın planına bakmak gerekiyor. Ama dediğiniz gibi eğer iyi bir hizmet algısı, mühendislik hizmeti gayet tabii bu depremden de ayakta kalarak çıkan binalar var. Orta hasarlı binalar var ve bundan sonra da kullanılabilecek binalar da mevcut. Yeter ki denetim ve tasarımı iyi bir şekilde yapalım ve kontrol edelim.